Terörle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terörle mücadele bir devlet politikası haline getirilmelidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol terörle ve terörizmle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Erol, Fethullahçı terör örgütüyle mücadele örgüt kadrolarının kamudan temizlenmesiyle sonuca ulaşılabilmesi için yeterli değildir dedi. Terörle mücadeleye ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun kurulması gerektiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ülkemizin en temel sorunlarından biri de terördür. 40 yıldır 6 Cumhurbaşkanı, 12 Başbakan, 13 Genelkurmay Başkanı, 26 İçişleri Bakanı, 25 hükümet değişmiş, 1,5 trilyon dolar harcanmış, 15 bine yakın şehit verilmiş, 30 bin yurttaşımız yaşamını yitirmiş ve geçen bunca süre içerisinde terör ülkenin öncelikli sorunu olmaya devam etmiştir. Bu sürecin devamından sorumlu tek kurum siyaset kurumudur. Terörle mücadele bir devlet politikası haline getirilmelidir. Terörizmle mücadelede de devlet aklına ihtiyaç vardır. Suriye'deki iç savaşın ve Irak'taki gelişmelerin devam etmesi, Türkiye üzerinden bölgeye giden ve tekrar dönen cihatçı unsurların önümüzdeki yıllarda da Türkiye'deki hareketliliğin devam edeceğini göstermektedir ifadelerini kullandı. Milletvekili Erol, yıllarca devletin en yüksek kademelerine yerleşmiş bu terör yapılanmasının arkasında siyasi irade olduğu gerçekliktir. Bu siyasi iradenin tüm bileşenlerinin açığa çıkarılması, örgütün siyasi bağlantısının çözülmesi, FETÖ ile mücadelenin başlangıç noktasıdır. Örgütün 19... 1960'lı yıllarda başlayan faaliyetleri, siyasetle ilişkileri özellikle 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 sonrası başta adli, askeri ve mülki bürokrasideki yapılanmaları, derin devlet bağlantıları, uluslararası ilişki ağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak araştırma komisyonuyla ortaya çıkarılmalıdır, dedi.